Hadi gidelim. Mayaların meşhur ettiği yer. Şirince. Türkiye'nin en pahalı köylerinden birisi. Burası da çarşısı. Alışveriş yapabilirsiniz. Hediyelik eşyacılar dükkanı. Mahzenler diyarı, Şirince'deyiz. Bu yol meşhur kiliseye gider. Yeraltı mahzeni. Yokuşu biraz dik. Tarihi mahzen. En meşhur yerlerinden birisi. Burası da Şirince Kilisesi. Kilise. Alt tarafı da mahzen. Mumdan dilek diliyorsun. Evet. Meşhur kilise. Şurada gördüğünüz resimler Hristiyan din adamlarına ait. Başlarında yuvarlak olanlara fare deniyor. Soylu olduklarını, işte cennetten inme olduklarını gösteren, üst sınıf olduklarını gösteren bir sembol. Tabi zamanla yüzdeki bezemeler yok olmuş ama yine de işte kutsal şarabı içtiklerini, kadeh var altında, hepsini anlatıyor. Abi duvarda da var. Çalmışlardır. Dökülmüş. Bu yaş sıva üzerine yapılan fresko tekniği. Bak burada mesela hepsinin başında o dediğim yuvarlaklardan var hareler. Hepsinin aziz olduğunu gösteriyor bunlar. Üstte de bir İsa figürü var. Bedeni duruyor ama kendisi tabii kaybolmuş. Kellesi yok olmuş. Aynen. Çok güzel ama o zamanın şeyine göre çok profesyonel işler. Şu havuzu boş atsak zenginiz. Dilek dilemek için para atıyorlar. Neresi? Bir pazar günü kilisede ayin yaptıktan sonra çıkmışlar. Yer altında mahzende, mahzen burası. İçmişler şimdi. Sonra demişler ki Şirince'de kıyamet kopmayacak. Kilise şirin yer sağlam kalacak. Hurafe. Halbuki böyle bir şey de yoktu. Şarap kafayla söylenilen hiçbir şey geçerliliği yoktur. Önceleri buraya sürekli geldiğimiz için her yıl uğrarız. Eskiden burada tepsilerle şarap tattırlardı. Evet, ben çocukken direkt böyle tepsiyle ikram ediyorlardı. Hatta bayağı ısrar ediyorlardı. Vallahi zorla adamın ağzına atıyorlardı. Şey ama herhalde mali kriz buraya da vurmuş. Sadece alacaksan tattırıyorlar. Aynen. Şişeye dokunmak bile parayla. Ama üzüme de zam gelmedi. Çünkü üzüm bağları var hanımın. Herhalde işçilik pahalandı. İşçilikten dolayı şu an şişeye dokunmaya bile para istiyorlar. Yani gün geçtikçe amelelerin parası kaç paramız? Gün geçtikçe İnek Şaban'ın yürekliğindeki ekmek bandı şey gibi sadece camakana dokunabileceğiz. Ama şey ya, yazın gezmek daha sıkıntı bence, çok kalabalık. Biz biraz da kış zamanlara geliyoruz, daha rahat oluyor. Veya şarap tatmak şöyle istiyorsanız da tenha olduğu zamanlarda gelin. Yani şu an baharın. Farklı illerden de yurt dışından aynen gelen çok olacak. Biraz zor geziyor. Çünkü diyor bu kadar adama diyor tattırsak diyor. Şarap kalmadı elimizde. İstediğin her çeşit şarabı bulabilirsin. Burası da tarihi çarşısı.
köy meydanına gidiyor. Bak. Hepsi para. Al parayı, iş bir ay. Burası da köy meydanı. Hoş geldiniz.